Madenciler altını nerede bulduysanız oradadır der. Ve bu deyiş Colorado'da Cripple Körfezi'ni sanırım daha iyi anlatamazdı. Yıl 1892, Batı tarihinin en yoğun altın arayışı, kovboyların garip görünüşlü ufak tefek taşları getirmeleriyle başladı. Bir yıl içinde 50 adet derin kuyu açıldı ve tonlarca toprak çıkarıldı. Sonunda o ana kadar bulunan en büyük altın cevheri bulundu. Kasaba hızla büyümeye ve kalabalıklaşmaya başladı. Tabii insanlar da daha hızlı ve kalabalık ölmeye başladı. Fakat geleneksel kan dökme ve şiddet olaylarına daha önce eşine hiç rastlanmamış bir yöntem eklenmişti ve bu yöntem Cripple Körfezi'ni diğer yerlerden farklı yapmıştı. Altın madencilerine pusu kurmak Cripple Körfezi'nde eski moda olmuştu. Bu çocuklar yolda altın madencilerini beklemiyordu. Vagonlar genelde çok değerli şeyler taşıyordu. Kimi zaman taşıdıkları şeyler 60 bin doları geçiyordu ama garip bir şekilde Rocky dağlarında yok oluyordular. Wingfield Hutton Altın Yatırım Şirketi. Seni ele geçirmişler. İki tane de madenci. Benim dışımda 4 kişiyi de yaraladılar. Onları tanıyabildin mi peki? Hayır şerif, hepsi de maskeliydiler. Bu ay kaçırılan 10. vagon oldu. Bu kadar kaybı karşılayamayız. 6 vagon yük de asla fabrikaya ulaşamadı. Çok kaliteli CFL'lerin taşındığı vagonlara saldırmaları yüzünden gizli rapora ulaştıklarını düşünebilirsiniz. Beyler, bana kalırsa senatoya başvurmak için Washington'a gidin. Sen ne öneriyorsun Salman? Evet, hükümetten biri olarak Şerif'le aynı fikirdeyim. Bu kadar fazla altının kaybolması devleti de ilgilendirir bence. Beyler, sanırım bu iyi bir fikir. Hepsi aynı fikirdeydi. Evet, bu ulusal bir meseleydi. 1893'te ülke neredeyse finansal olarak krizin eşiğindeydi. Ülke tarihinde altın stokları hiç bu kadar azalmamıştı. Bunun üzerine Başkan Cleveland değerli madenlerin yurt dışına satışına büyük bir ambargo getirmişti. Her altın tanesine hazinenin büyük bir ihtiyacı vardı. Gizli servis Batı karargahı. Böylece Cripple Körfezi'nin toptan altın madeni satışları ulusal gizli servisin bir numaralı konusu olmuştu. Gizli servis artık bu konuyu yakından takip ediyordu. Brett Ivers hakkında çok gizli rapor. Aranıyor. $2000 ödül. Brett Ivers ve Brett Iverson. Yeter. Yavaşça arkanı dön. Larry. Dünya küçük ha. Teksaslı salaklar beni kandırmaya çalıştı ama onları atlatmam zor olmadı. Evet Şef Drummond. Merhaba Ivers. Sizi gördüğüme sevindim. Telgraf gönderdim, aldın mı? Evet aldım. Söylediklerinizi yapmak için de oldukça zamanım vardı. Rotana zamanında gelmediğin için ben ve Gale seni merak ettik. Bu sınır işiyle Teksas'ta her polis benim kafa derimin peşinde. Eyalet yetkilileri konusunda neden beni uyarmadın? Bu yol daha iyi Brett.
Teksas'taki ünün benim Cripple kasabasındaki işlerimi kolaylaştırıyor. Aa, işte konu şimdi anlaşılıyor. Tarihteki en büyük altın hırsızlığı. Bir seferde tonlarca götürüyor. Bu tonlarca altını Amerika içinde nasıl satmayı düşünüyorlar peki? Satmıyorlar. Ülke içinde bir yerde saklıyorlar. Görünüşe göre büyük bir iş. Büyük ve tehlikeli bir iş. Neredeyse bir düzineden fazla görevli onları durdurmak isterken öldürüldü. Başka bir şey var mı? Evet, ama bu zincirdeki ilk halka. Diğer halkaları da ele geçirmeliyiz. En önemlisi bu işi planlayan ve organize eden kişi. Bu konuda yardım edecek tek şey altın. Daha ne istiyorsun ha? Larry ile sürtüşmeye girme. Bu arada kardeşi Strap da gelecek. Tamam, bu daha iyi. Onu nereden alacağız? Şu anda Cripple kasabasında araştırma yapıyor. Herhangi bir haber var mı? Kesin bir şey yok. Ama Batı'nın en bilinen gangsterlerinden biridir. İşini iyi bilir. Kabuğu at kiralama ahırında çalışıyor. Bu bize bir yük getirmesin. Olabilir. Strap'ın bize önerdiği birkaç iyi nişancı ve kanun dışı birkaç adamla başarabiliriz dedi. Evet, bir iki ortağım olduktan sonra sorun yok. Evet, ama çok da zorlama. Doğru insanlar kısa zamanda seni bulur. Strap'ı nerede bulacağız? O seni izleyecektir. Seninle kontak kurmasına izin ver. Size söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim şef. Üçünüzü baş başa bırakıyorum. Teşekkür ederim şef. Sablon'un ahırına nereden gidebiliriz? Sablon'un ahırı hemen aşağıda, sokağın sonunda. Henry, Jaco. Kerestecilere 3 vagon lazım. Bu gece kampta atlar iyi olsun. Tamam patron. Sarhoş sürücü istemiyorum. Erkencisin Maldon. Birkaç saate kadar hareket edemeyiz. Biz de zaten son işlerin parasını almadan hareket etmeyiz kabuğu. Ben ödeme aldığımda sen de alacaksın. Daha önce olmaz. Biz şimdi istiyoruz. Ya da kendine yeni bir ekip kurarsın. Kimse beni böyle terk edemez. Bunu göreceğiz patron. Hadi durma. Atları bırakın beyler. Biz teşekkür ederiz. Bu iyi oldu. Kasabada kalabileceğimiz iyi bir otel var mı? Söylemek zor. Kasaba çok kalabalık. Belki Silver Palace'ı deneyebilirsiniz. Fena otel değildir doğrusu. Zorundayız. Müşteri var Jack. Ne içersiniz baylar? Biz aslında oda arıyoruz dostum. Patrona sorun, Bay Kirby. Bay Kirby? Daha doğrusu Silver Kirby. Sizin için ne yapabilirim? Biz aslında oda arıyoruz. Aa, özür dilerim ama ne yazık ki hiç yerimiz yok. Ahırın sahibi Kabo bu konuda yardım edeceğinizi söyledi. Ha, anlıyorum. Thompson kardeşler vadiden geliyor. Evet, oldukça uzun yol. Ama iyi müşteriler. Bakalım bir şeyler yapabilecek miyim dostum. Jolly. Bu beyler için iptal edebileceğimiz bir rezervasyon var mı? Sanırım. Bay Mackey için bir odamız vardı ama kendisi şehre döndü. Evet çocuklar, görünüşe göre şanslısınız. Bu taraftan beyler, size yolu göstereyim. Sağ olun. Yardımlarınız için çok teşekkür ederiz efendim. Çok memnun oldum. Biz de bu yüzden buradayız. Acaba Kabu bu ikisi için neden bu kadar endişeli? Belki de sapanla saldırmak onların stilidir. Texas usulü, ucuz ve etkili. Sanırım siz de buraya zengin olmaya geldiniz, tıpkı diğerleri gibi. Hayır bayan, Texas'tan yeni ayrıldık. Cripple kasabasını bir görmek istedik. Evet, ve şu ana kadar gördüklerimiz de hoşumuza gitti. Çoğu insan Blarneston'dan gelir buraya. İşte odanız. Bay Mackey için ayırmıştık. Kendisi altın dolar madeninin sahibi. En azından bu gece milyoner yatağında uyuyacaksınız. Evet, gerçekten çok güzel. Teşekkür ederiz Bayan Jolie. Bir şey değil. Bu işimin parçası. Şimdi eğer isimlerinizi verirseniz sizi kaydedebilirim. Benimki Ivers. Brad Ivers. Bu da Larry Gallant. Benimki de Jolie Mason. İyi akşamlar. İyi akşamlar Bayan Jolie. İyi akşamlar bayan.
Aşağıdaki masada Strap'ı fark ettin mi? Dinlenmek için kendine iyi bir yer bulmuş. Eminim bulmuş. Öyle. Sence neden hemen bizden endişelendiler? Eğer doğru yerdeysek yabancılardan endişelenmelerine şaşmamalı. Eminim Strap bizimle bağlantı kuracaktır. Evet, ama bunu ona bırakmalıyız. Bu onun oyunu. Bay Silverzar istemiyor. Herkes büyük ödeme için bekliyor. Biz de bekleriz, öyle değil mi? Hayır. Bu akşam kendi tahsilatımızı yapacağız. Siz burada bekleyin. Ben diğer odadakileri çağırayım. Tamam George. Sadece bir kulüpiye kaldı. Çocukları çağır. İyi akşamlar Gilles. İyi akşamlar Bay Kirby. Bu Strap. Evet. Kıpırdama. Bence Strap'a yardım etmeliyiz. Bekle. Sanırım onu yem olarak kullanıyorlar. Bay Kirby, Bay Kirby. Kimse kıpırdamasın. Sakladığınız altınları almaya geldik. Ben daha fazla bekleyemeyeceğim. Evet, sanırım hepsi burada Bay Kirby. Onlara hiçbir şans tanımadınız çocuklar, bu kesin. Onu koysana Ed. Ben üzüm yiyenlerdenim, bağcı döven değil. Ama Muldo'nun partisine nasıl davet ettirdiniz kendinizi? Buna bir içgörü diyebiliriz Bay Kirby. Bakın Larry ve ben bir çeşit öngörüye sahibiz. Ne zaman iki kat yukarıda uysak biraz sinirli oluruz. Yalnızca pencereden aşağı bakıyordum ve hemen aşağı inebileceğimi anladım Bay Kirby. Ateş edildiğinde. Evet. Ateş ya da yalnız çalınan bir kapı sesi diyelim. Ve sonra Maldon'un içeri girdiğini gördünüz. Evet, dört tabanca ve bir adam. Texas'ta böyle gariplikleri hiç sevmeyiz. Bu şanslı günümüz, kim ne derse desin. Beyler, sizi evime davet ediyorum. Bu Bill Tato, Colorado Spring'den. O adamın senin için çalışıyor. Sürücü olarak çalıştı bir süre. Çok üzücü tabii ama çok iyi iş yaptığımız geceler de olmuştu. Geldiklerinde çok para harcarlardı, çok bonkör davranırlardı. Evet Silver, şimdi görebilirsin. Cabo herkesi tanıdı. Hawkins de iyi para harcadıklarını söyledi. Altı kafadar, çiçek yok, yas yok. Bütün bunlar aslında Cabo'nun hatası. Ben olsam işe alırken çok daha dikkatli olurdum. Bak, kimi bulursam onu alıyorum. Bu kasabada kerese kesip taşımacılık yapmak zor bir iş.
Şerif, bir sorun yoksa ben gidiyorum. Kendime yeni bir ekip kurmalıyım. Tamam Kabu, gidebilirsin. Galiba ben senin işini kolaylaştırabilirim Bay Kabu. Eğer kendi arabanı döşemek istersen, benim en büyük cenaze arabam sadece iki kişiliktir. Ahırda Jack'i gör. O harika. Siyahla örtmesi için hemen dekoratörümü göndereceğim buraya. Kırmızıyla da örtebilirsin. Ayrıca beyaz ve mavi güzel olur. Çok güzel fikir ama Cripple kasabası için pek geleneksel değil. Evet, hepinize iyi akşamlar ve yardımcı olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim beyler. Bayan Julie, yaşananlar sırasında burada olmadığınıza sevindim. Ben de öyle. Evet, biraz zor bir durum. Bir kez başladı mı durmak nedir bilmez. Eminim öyledir. Ama sanırım Bay Kirby bu durumdan memnun. İyi akşamlar. İyi akşamlar bayan. Larry ile ben biraz uyumak için sabırsızlanıyoruz. İyi akşamlar bayım. En değerli müşterilerimsiniz ve istediğiniz kadar kalabilirsiniz. Çok kibarsınız Bay Kirby. Sabah görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler. Güney insanların mertliği hiçbir yerde yok. Düşünün, bu iki centilmen yabancılar için hayatlarını nasıl da tehlikeye atıyorlar. Yoksa çok mu abartıyorum Strap? Onları daha önce görmedim patron. Ama önsezilerim bunların sizin dikkatinizi çekmek için bir tezgah olduğunu söylüyor, benim değil. Sen ne düşünüyorsun Denver? Evet, bütün söyleyeceğim patron. Onlar kasabada olduğu sürece kasayı kilitli tutmanızda fayda var. Denver'la aynı fikirdeyim. Sadece kasayı kilitlemek değil, ben şifreyi de değiştirirdim. İyi geceler. Evet Şerif, olaya kanun açısından bakarsak neler söyleyeceksin? Öncelikle kasaba Malden ve çetesinden kurtuldu. Ama bu eminim çok şeyi değiştirmeyecek. Bu iki silahşör keyifleri için burada değil. Belki de en iyisi eski arkadaşım Şerif Summers Amerilo ile görüşmeliyim. Onda bütün silahşörlerin kayıtları vardır. İyi fikir Şerif. Biz kanuna bağlı olanlar çok dikkatli olmalı. Neden yatağın altına bakmıyorsun? Senin kadar şapşal olmadığım için. Özür dilerim Brett, kesinlikle haklısın. Az daha her şeyi mahvediyordum. Ettin bile. Strap! Merhaba Strap. Merhaba Brett. Galiba sizi bir yerlere götürüp orada pataklamalıyım. Çocukluk zamanlarınızda yaptığım. Pekala. Bağır bana, seni bekliyorum. O kadar kötü değil Larry. Sadece tabağı kırdınız. Parçalarını sakladım ama parçaları birleştirmek size kalıyor. Çok mu kötü kırılmış? Kesin bir şey söyleyemem. Silver Kirby minnettar ama şüpheleniyor. Gözünden hiçbir şey kaçmaz. Denver Jones sizin kanundan kaçan mülteciler olduğunuzu düşünüyor ve yakında temas kurar. Ben de ona destek oldum. Evet, eğer Kirby de öyle düşünüyorsa yakında bize teklifini sunabilir. Kirby başka ne düşünüyor? Önsezilerim var, emin değilim ama Kabu ile arasında bir şeyler seziyorum. Bunu ortaya çıkaracağım. Kabu'nun ismi bizi bu odaya getirdi. Nasıl çalışıyorlar? Anlatayım. Kabu'nun 104 adet vagonu kereste taşımacılığında kullanılıyor. Bütün görünen o. Peki nereden alıyorlar? Bilmiyorum. Kereste kesen kamplar bütün yaz son sürat çalıştı. Gece ve gündüz hiç durmadan. Boşalt ve doldur ha? Peki onları hiç izleyen olmadı mı? Tabii ki. 6 şerif ve 10 yardımcısı, hiçbiri de geri dönmedi. Şimdi anlaşıldı. İyi iş çıkardın Strap. Bundan sonra söylediklerine göre hareket edeceğiz. Peki ya şu kadın Julie Hanson? Bütün bildiğim yaşlı babasına bakmak için yaşıyor. Yaşlı adam maden konusunda uzman. Bu konuda büyük bir ün yapmış. Bütün batı biliyor. Kirby ile bağlantısı olan hiç kimseyi pas geçemeyiz. Sanırım bayan Julie ile kişisel olarak ilgilenmeliyim. İşte yine başladı. İşin en güzel tarafı hep onun oluyor. Dizginler Bay Odun Yığını Kabu'nun elinde beyler. Hadi kalk Larry, biz çıkıyoruz. Anlaşıldı Brett, bu araba bizi ilk kampa götürebilir. Önsezilerim bundan daha fazla diyor. Bize Silver Kirby'nin masasından yer ayarla.
Onunla tanıştığımdan beri en iyi gece uykumu uyudum. Strap, lambayı söndür. Tamam çocuklar. Evet, nasıl, beğendin mi? Lanet olsun, şimdi ne yapacağız? Kabuyu takip edip zincirin ikinci halkasını mı bulacağız yani? Hayır, bunun için zamanımız yok. Neredeyse sabah oldu. Ayrıca daha iyi bir fikrim var. Maskeni tak. Peki bunu ne yapmayı düşünüyorsun? Sağlam bir yere saklarız. Güvende olacaktır Larry. Buyurun efendim. Sıra bende. Uyuyamadım. Gidip pencerenin orada bir sigara içtim. Sonra bu ikisini alelacele aşağı inerken gördüm. Neden onları takip etmedin? Ben krupiyeyim. Buraya birini takip etmek için işe alınmadım. Bağlılığın için minnettarım Gilles. Belki benim için bir şey yapabilirsin.
Şöyle yapalım. Hemen eşyalarını alıp bizim Teksaslı misafirlerin yanındaki odaya yerleş ve onları takip et gece ve gündüz. Onlara bir kardeş gibi yapışacağım. Nerelerdeydin? Ahırda mı uyuyordun? Hayır, 10 mildir yürüyorum. Özel olarak konuşabilir miyiz? Ha, tabii, tamam. Ben de Gillis'la yeni bir konu hakkında konuşuyordum. Yorgun arkadaşım için sıkı bir kahve yap, Strap. Evet, hikaye nedir? İki maskeli adam Ben Frey'i öldürdü. Arabayı da kaçırdılar. Cevheri aldılar mı? Evet, araba ahırın arkasında. Ama boş. Yükü bir yerlerde boşaltmış olmalılar. Günaydın bayan. Günaydın çocuklar. Günaydın Bay Billing. Kahvaltıya buyurun. Günaydın Mike Kirby. Bu teklif asla reddedilemez bir teklif. Kemer Tokan. O sendin. Kabo. Ama dün gece bana saldıranlar bunlardı. Sanırım bir yanlış anlama var. Bu iki centilmen benim arkadaşım ve bana bunu kanıtladılar. Ne düşünüyorsun Ivers? Evet, gerçekten özür dileriz Bay Kirby. Ama Larry ve benim kıyafetlerimi Cabo'nun karıştırmasına şaşırdım. Öyle olsa arabayı doğal olarak orada bırakırdık, değil mi? Doğal olarak mı? Eğer öyleyse bu durumda bize kibarca arabayı nereye boşalttığınızı söylersiniz ve kimsenin canı yanmaz. Gerçekten zengin bir cevherdi Bay Kirby. Evet, duyduğumuza göre piyasa değeri 40 bin dolara yakınmış ha. Durun durun. Tamam. Çekil, çekil diyorum sana. Çekilin, bunların hepsi benim. Çekilin. Dur, durun, rahat dur. Çekillerini. Çok aptalca davranıyorsun. Benim olduğunu kanıtladı böyle, değil mi? Ben o parçayı bana seni sersem. Bu Julie'nin babası, artık zengin sayılır. Tamam, şimdi sakin. Anlamsız. Bu ihtiyarın elindeki bir çeyreklik bile etmez ve etmeyecekti. Eğer altın bulduysa mutlaka biri oraya bırakmıştır. Bak, parçayı bana ver bari. İçin çocuklar. Yaşlı Juliana'ya. Bu senin en şanslı zengini. Juliana mı? Altını bıraktığın yer. Bizim hatamız. Hiç kullanılmayan bir patikaya bıraktık sandık. Soğukkanlılığını takdir ediyorum Ivers. Ama bu planlarınızı değiştirdi, öyle değil mi? Sanmıyorum. Eğer Cabo'dan çalmış olsaydık Hansen'ı halletmek konusunda bu kadar sıkıntı çekmezdik. Özellikle yaşlı adam yakasını kurtarmak istediğinden beri. Anlaşıldı. Diyelim ki cevher sizde. Peki nasıl kurtulacaksınız? Dağların arasından arabanızda çalıntı altında geçemezsiniz. Larry, sanırım bu konuda Bay Kirby haklı. Evet, bunu hiç düşünmemiştik. Evet Bay Kirby. Sıra sizde. Sanırım artık beni anladınız. Larry, olumsuzluklara neden olduğumuz için Bay Kirby ve cevherin bulunması konusunda yardım etmeliyiz. Böyle cesurca konuşmanız çok güzel. Cabo, böyle iki adamın olması iki düzine muldondan daha iyidir. Evet ama bu anlamsız Bay Kirby. Bu adamlar arabamı soydu ve neredeyse boynumu kırıyorlardı efendim. Cabo, beni şaşırtıyorsun. Bu iki Teksaslı centilmen belki de doktorların tavsiye ettiklerindendir. Bunu öğrenmenin tek yolu onlarla oturup bir şekilde... Eğer istediğiniz buysa... Evet, istediğim bu. Sizin milyonerler kulübünüze katılmam çok uzun sürmeyecek Bay Hatton. Tebrikler Bay Hanson. Çok güzel parça Bay Hanson. Birkaç ton çıkardıktan sonra onları tahlil eder misin? Çünkü bir damar var, sadece parça değil. İstediğin zaman bundan mutluluk duyarım. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Ah baba, bu harika. Sana gerçekten inanıyorum. Denver'da istediğimiz büyük evi almamız uzun sürmeyecek tatlım. Kızım daha fazla burada çalışmak zorunda kalmayacak Bay Kirby. Gel tatlım, seninle konuşmalıyım. Şimdi beni iyi dinle hayatım. Bu altın bize ait değil. Gangsterler bütün cevheri bizim arkadaki sığınağın oraya boşaltmış. Baba, ama sen seninmiş gibi davrandın. Aa, baban çok iyidir. Sen daha iyi bilirsin. Ama büyük bir heyecan başlattı. Evet, ama bu yükü kim bizim sığınağa bıraktıysa onu yakalatabiliriz. Çünkü bizden de almaya gelecekler. Baba, onlarla çatışmaya girmeni istemiyorum. Ben değil, Şerif'in onlara tuzak kurmasını sağlayacağım. Evet ama bu farklı. Ama sen neden şaşırmadın? Hayır baba, seninle gurur duyuyorum. Bir gün zengin olacağız. Benim bu konuda hiç şüphem yok. Eminim olacağız. Şimdi unutma, bu konuda hiç kimseye tek bir kelime etmeyeceksin. Anladım baba. Ama sen de dikkatli ol. Olacağım tatlım. Benim için hiç endişelenme. Sevgili John, senden haber almak güzeldi. Sorduğun Brad Ivers sanırım El Paso sınır devriyesinden. Ama bence yanında başkaları da var. Hepsi bir daireyi tamamlıyor.
Ama Şerif eninde sonunda kaybedecektir. Şu anda başka bir bilgi yok. Ama ben elimden geleni yapıyorum. William Summers, Şerif, Dallas. Sorun yok, kapıyı açabilirsin. Silver nerede? Yemek için çıktı, birazdan döner. Ama ben bekleyemem. Ona Texas'tan bir arkadaşı geldiğini söyleyeyim. Eğer bu akşam bir şeyler yapmak istiyorsa beni nerede bulacağını bilir. Peki efendim. $12,000 deftere imzala. Benim yerime bakar mısın George? Ben hemen dönerim. Tamam Strap. İyi akşamlar Bay Kirby. İyi akşamlar Ed. Güzel bir kalabalık var. Şerif Tataro senin için bir mesaj bıraktı. Nerede? Masanın üzerinde. Önemli görünüyor galiba. Texas'tan geliyor. Burada mektup yok. Ama az önce buradaydı. Para defterini Gillis imzalamıştı. Buraya en son o gelmişti. Evet baylar. Bahislerinizi koyun lütfen. Atları hazırla. Hemen Şerif'i görmemiz lazım. İşte gördüğün gibi Şerif. Şimdi bekle gidip enerjiyi getireyim. Bence hiç uğraşma. Biz buradan alırız bayansın. Lanet olsun Şerif. Bütün cevherin verilmesini istiyorum. Söz verdiğim gibi. Şimdi biraz sakin ol Hans'ın. Ben soyguncuların işini kolaylaştırmaya çalışıyorum. Sadece ben ve sürücü. Yardımcılarım da tepeden aşağı inip onları yakalarlar. Tamam, ben de o zaman onlar gelmeden önce gizlice yukarı... Hayır, hiçbir şey yapma. Ayrıca Julie'ye seni karıştırmayacağıma söz verdim. Bence hemen kasabaya geri dön. Evet tamam, gideceğim ama hiç hoşlanmadım. Ensign kasabaya dönmüş. Tamam ama gitmeyeceğim. Bu benim de işim. Enerji, beni dinliyor musun? Bu benim fikrimdi ve başkalarının mahvetmesine izin vermem. Hadi gidelim. Hadi, hadi. Hadi enerji, hadi. Hadi. Çocuklar. Merhaba Şerif. Pekala, kabuğu komuta sende. Senin yanında kanına sahip çıkmak güzel bir şey. Pekala, gidiyoruz. Merhaba kovboylar. Şerif, Silver seni görmek istiyor hemen. Mektubu aldı mı? Evet aldı. Ve hemen yola çıkmaları gerektiğini söyledi. Gerisini halledecekmiş. Evet çocuklar, size iyi yolculuklar. Hadi genç dostum. İşimiz senin inatçılığına kaldıysa mahvoluruz dostum. Hadi kasabaya gitmemiz lazım. Hadi enerji. Artık gitmeliyiz. Katılmam gereken toplantı var. Gidecek miyiz? Hadi enerji. Hadi aslanım. Hadi. Hadi dedim.
Sen sür kabuya söyle atın ayağında taş var. Ben hemen geliyorum. Şerif'i alıyorum. Döndüğümde görüşürüz. İyi şanslar. Senin bu oyunda ne kadar derinlerde olduğunu bilmiyordum gibi. Değildim. Tabii bu sabaha kadar. Bu mektup beni işin içine soktu. Böyle düşünmene sebep ne? Belki de sana olanlar Şerif. Ivers ve ortağı belki de hükümet için çalışıyorlardır. Silver'ın neden onları temizlemediğini merak ediyorum. Galiba mektubu görmediği içindir Şerif. Sakin ol. Tamam Gillis. Ne bu? Federal mi, eyalet mi? Gizli servis. Şimdi yavaşça sür, sola dön. Ama Cripple kasabası sağda. Seni Colorado Springs'e götürüyorum. Orada kanunlara saygılı bir biçimde dava kapanana kadar hapiste yatacaksın. Ha, bunu yapma Gillis. Benim gibi bir şerife üçkağıtçı muamelesi yapmazlar. Üçkağıtçıları sevmem. Özellikle yemin etmiş resmi üniformalı ve yıldızı olanları. Düş önüme. Umarım bir açıklaman vardır. Bana biraz zaman ver, düşüneceğim. Mektup nerede? Ne mektubu? Gidelim. Peki ya Şerif? Duymadın. Görevi başında öldürüldü. Yüksek rütbeliler onu hakladı. Pekala, siz ikiniz. Size daha fazla ihtiyacımız yok. Artık kasabaya dönebilirsiniz. Tamam. Anlaşıldı. Burası eğitimin bittiği yer oldu yani. Evet, sanırım artık kendi imkanlarımızla çalışmalıyız. Tamam çocuklar, bunları ahıra götürün. Oh,
kurşun. Depo ağzına kadar dolu. Burası Silver'ın işlemi başlattığı yer olmalı. Doğru. Silver'ın ana kampı burası. Aşağıda cevherleri işledikleri makineler olmalı Larry. Evet ama işlenmiş altınları nasıl gönderiyorlar? Bunu anlamak için zamanımız yok. Kasabaya dönüp kabuğu ele geçirmeliyiz. Zincirin ana halkası o Larry. Bir halkayı kır, bütün zincir dağılsın. Hadi bu taraftan. Pekala Bay Gizli Servis. Senin hakkında her şeyi biliyorum Gillis. Ama bir sorum var. Red Ivers ve ortağı, onlar da senin için mi çalışıyor? O iki ortak sadece mutlu iki köylü. Bu mümkün değil. Onları hayatımda daha önce hiç görmedim. Bu güzel cevap Gillis. Bakalım daha ne kadar dayanacaksın. Seninle küçük bir oyun oynayacağız. Bu Rus Ruleti versiyonu. Daha önce hiç duymuş muydun bunu? Hayır. Onu kaldırıp duvara doğru yaslayın Efti'ye. Silahta sadece bir mermi var. 5 yuva boş. Eğer konuşursan sorun yok. Konuşmazsan belki namlunun ucunda, belki de en sonunda. Şef, bir tanesi de kitap için. Sevdiğini düşünmüştüm. Sana kumar şansı veriyorum. Eğer sorularıma doğru cevap verirsen kapıdan özgür bir adam olarak çıkar gidersin. Buna inanmamı mı bekliyorsun? Bu da riske girmen için başka bir kumar. Şu anda durum 5-1. Sadece bir dolu durumda. Hazır mısın Gillis? Cevap hazır mı? Sen bilirsin. Çok uzun bir atıştı Gillis. Şu anda durum 4-1. Soru aynı. Aynı cevap. Bu çok ilginç olmaya başladı. Belki de sonuncusuydu, yani en sonuncusu. Fikrin değişti mi? Bak sadece 3 tane kaldı. Evet, ne diyorsun? Şuraya bak, neredeyse zengin olma şansı bu. Washington'dan gelen şansı dostuma 2-1 veriyorum. Ben 10 basıyorum. Ben de patron. 40-20 oldu. İyi şanslar Gillis. Param sende. Sam amcanın dayanıklı çalışanları var. Bunu senin için söylüyorum Gillis. Ama dosya kapanıyor. İkinin birine geldik. Hala kumar istiyor musun Gillis? Ya da ben cevabı alayım. Oyna Silver. Hadi durma. Devam et. Ne diyorsunuz çocuklar? Ya hepsi ya hiç. Devam patron. Ateşle patron, iyi kumar. Şapkam düştü Gillis. Bütün hayatım boyunca kumar oynadım ama daha önce böyle güzel bir oyun görmedim. Şimdi dinlenmeyi hak ettin Gillis. Bana inanmıyorsun. Seni kaybetmeye zorlayacağım. Ve altın yatırımım kendini amorti edecek. Lefty, onu odasına götür. Sana iyi uykular Gillis. Tekrar görüşeceğiz. Yazık oldu. Gördüğüm en soğukkanlı krupiyeydi.
Sen misin Gillis? Ya, merhaba Denver. Merhaba baylar. Yeni mi döndünüz? Evet, bir sürü kütük vardı, onları taşıyıp durduk. Gillis nerede? Artık bizimle çalışmıyor. Niye, bir şey mi oldu yoksa? Bu alçak herif meğer hükümet için çalışıyormuş. Nasıl öğrendiniz peki? Şerif eski bir arkadaşından bir uyarı mektubu almış. Texas ve Gillis da bu mektubu çalmış ve şerifi öldürmüş. Silver ve ben tam zamanında fark ettik. Niçin tam zamanı? Gillis'i yakalamak ve buraya getirmek için bayağı bir uğraştık ama bize her şeyi itiraf etti sonunda. Böyle bir çakal hayal edebiliyor musun? Çok ilginç. Peki ne yaptınız ona? Böyle durumlarda her zaman bir şans veririm. Ellerini arkadan bağladım. Merdivenlerden inerken düşüp öldü. Aşağıda görüşürüz. Tamam. Mektup olayı ilginç. Strap'ın durumunu benim dışımda kimse bilmez Texas'ta. Bizim çocuklar bile. İddiaya girerim benim hakkımdaydı. Strap'in değil. Nereden bildin? Dün gece mektubu bana verdi. Bir de mesaj eklemiş. Davayı bırakıp Şerif Tatore'yi götüreceğini yazmış. Peki bir bakabilir miyim? Yaktım. Dönüş yolunda atın ayağına taş girmişti. Hepsi benim hatamdı Larry. Mektubu senin için bekletebilirdim. Onların Strap'ı yolda yakalayacağını bilemezdin. Yapması gereken Şerif'le Colorado Spring'e sıvışmaktı. Onun güvenliği için biraz bekleyebilirdik. Ama o öyle bir şey istemedi değil mi? Hayır. Hayır, sadece iyi şanslar diledi. Sen ne yapılması gerekiyorsa yaptın. Bu yüzden mektubu sana ulaştırdı, bana değil. Ben hemen üstüne atlayabilirdim, tıpkı Malden olayında olduğu gibi, ve hepimizi riske atabilirdim. Evet, aslında bizi çok iyi korudu. Hadi. Şimdi işe koyulalım Brad. Önce ben yıkayacağım, mahsuru yoksa tabii. Onları çok iyi yokladım. Ama ikisi de hiç renk vermedi. Şaşırmadılar Bay Kirby. Yani sence ikisi de temiz, öyle mi? Beni bilirsin. Her altın yığınını almam ama neredeyse her parçasını satarım. Kasabada Şerif'in eski arkadaşını bulana kadar cüzdanı sakın cebinden ayırma Denver. Strap'ın şanslı tabancası. Eğer bunu taşıyor olsaydı belki bugün yaşıyor olacaktı. Strap'ın endişesi bu davayı sonuna kadar canlı tutmaktı. Artık bize tüyo verecek kimse yok. Kendi başımızdayız. Evet, ve kimse ne kadar yakından izlendiğimizi de söyleyemeyecek. Üstelik zaman daralıyor Brad. Bir şekilde ikimizden biri hemen yola çıkmalı. Buena Vista'daki madene ulaşmalıyız. Peki bir fikrin var mı? Pek parlak değil. Hanson oldukça kurnaz. Görünüşe göre bir yerlere gidiyor. Pekala, nereye gittiğini bulalım. Bunu neden Bay Stratton ve diğerlerine açıklamadın? Evet, haklısın, denedim ama neden bana inansınlar ki? Çünkü benim tavırlarımdan cevheri benim çaldığımı düşünebilirlerdi. Sonra da bu şerifin gangsterlerle olduğunu öğrendim. Ben de harekete geçeceğim, hepsi o. Baba, seni bu olaya karıştırmayacağım, çok tehlikeli. Ben korkmuyorum, hemen eski arkadaşım Senatör Jim Black'i göreceğim. Eskiden Ben Vaux'a beraber maden arardık. Ona bundan bahsedersen bu haydutları hemen yakalatır. Baba hayır, lütfen yapma. Hayır Julie, gidiyorum, hiçbir şey beni durduramaz. Benim için hiç endişelenme. Ben iyi olacağım. Şimdilik hoşça kal. Görünüşe göre babanız iş başında. Evet ama onun öldürülmesinden korkuyorum. Sizi bunun için suçlayamam bayan. Eğer bunu yanlış insanlar duyarsa babanızın hayatı bir sent kadar değersiz olur. Ben de onu anlatmaya çalıştım ama o aklına koymuş bir kere. Bu konuda hiçbir şey yapamıyorum. Keşke bu konuda yardım edebilsek bayan Jury. Evet ama nasıl? Sanırım yardım edecek biri var. Bay Kirby babamı çok sever. Ona karşı çok kibardır. Belki o durdurmanın bir yolunu bulabilir. Eminim yapar. Gidip hemen onu göreyim. Biraz dinlenmeye ihtiyacımız var. Hanson'u hemen yakalayıp kimsenin bulamayacağı bir yere saklamalıyız. Bunun ne faydası olacak? Silver'la aramız daha da sağlamlaşacak. Ona göz kulak olurken ben Buena Vista'ya gidip şansımı deneyeceğim. Çok doğru.
Hans'ın yerinde yoktu. Birkaç maskeli adam gelip onu bir yerlere götürmüşler. Evet, umarım bunun için de ben suçluyumdur. Acele karar vermeyi seviyorsun, öyle değil mi Iris? Öyle olmalı. Ortam değişti. Hanson'ın Denver'ın işini bozmasını istemeyeceğini biliyorduk. Larry ve ben onu götürdük. Nerede? Larry onu eski avcı merkezinin olduğu Trevor Dağı'na götürdü. Ben de onlara biraz erzak almak için geri geldim Bay Kirby. Çok zekice Iris. Bütün bunlardan sonra Bayan Hanson'ın babası hakkında her şeyi anlatacak kadar aptal olduğunu bilemezsin. Çok bilemez. Doğru. Tabii yaşlı adamın hayatta ve güvende olduğunu bilmek biraz... Benim için bu yeterli. Ayrıca ona bir iyilik borcum var. Ne de olsa çalınan altınımı dolaylı da olsa geri almamı sağladı. Evet. Rahatsız etmiyorum ya. Kesinlikle değil. Gelsene Jun. Babam için bir şeyler yapabildiniz mi, onu merak ettim. O emin ellerde. Teksaslı dostlarımızın misafiri olarak kayda değer bir merkezde dinleniyor. Ah, bu harika. Teşekkür ederim Bay Kirby. Size de Bay Ivers. Lütfen ona benim bir girişimde bulunduğumu söylemeyin. Belki sinirlenebilir. Merak etmeyin bayan. Neden ona bu konuda Bay Kirby'nin size yardım ettiğini söylemiyorsunuz? Kendisi kaliteli bir hayduttur. Ve belki de onu susması için kaçırmıştır. Tekrar teşekkür ederim Bay Ivers. Bir şeyler yemeden sigara içmem. Beni kaçırdığın yetmiyormuş gibi bir de aç bırakıyorsun. Hey, nereye gidiyorsun? Ha, sadece ortağım geldi. Sen sakin ol ihtiyar, merak etme. Seni gördüğüme sevindim. Merhaba Larry, nasıl gidiyorsun? Evet, herhangi bir isim varsa bile daha söylemedi. Bunlar ne bilmiyorum. Kahve ve salam. Bu yaşlı ihtiyar biraz yumuşatır. Senin Kirby ile görüşmen nasıl gitti? Çok iyi. Artık onun güvenilir adamlarıyız. Ona bana da bir iyilik yapmasını söyle. Bir gece daha Hanson'ı dinleyip uykusuz kalmak istemiyorum. Evet çünkü. Ben dönene kadar biraz sabret. Buena Vista'ya gidip ikinci merkezi ortaya çıkaracağım. Görüşürüz dostum.
Leadville'e giden trene yetişmek zorundayız. Pier 63 San Francisco, Kaliforniya. Sen şimdi işine dön. Bakalım. İçine biraz fare pisliği koymayı çok isterdim evlat. Teşekkür ederim ihtiyar. Bana ihtiyar deyip durma. Yaramaz çocuk. Sana daha önce söylediğin gibi General Ulysses Grant'le savaşırken John Rapp hiç iyi bir komutan değildi ve birliğe hiçbir faydası olmadı. Aynı şeyler senin için tamam, de geçer. Tamam bekle yaşlı dostum. Bizi yanlış anladın. Brad. Merhaba Larry. Evet kanıtladım. Seni bu öğleden sonra trenle Denver'a yolluyorum. Ne tür bir çakallık geçiyor kafandan söyle bana. Belki dediğine dönüp daha da onurlu olurum. Hemen çantanı hazırla, acele et. Harika, hemen. Aşağıda yerin altında çalışıyorlar Larry. Kaygan bir operasyon olacak. Yani yerin altında altın mı eritiyorlar? Sadece o değil. Altını kurşun rengine boyayıp kurşun külçesi haline getiriyorlar. O şekilde yolluyorlar. Kurşunla kaplanmış altın külçeleri. Başka ne biliyorsun? Dinle beni. Altın sevkiyatı senin ve Hanson'ın gittiği trenle yapılıyor, tamam mı? Not al. Üzerinde Pier 63 San Francisco yazıyor. Pier 63. Peki Hanson ne olacak? Ona Denver'a kadar sahip çıkmanı istiyorum. Orada federal yetkililer onu bekliyor olacak. Ve orada birkaç gün kalacak. Aynı zamanda külçeleri takip edeceğim. Doğru. Şimdi alabildiğin her şeyi al ve benimle kulübede buluş. İçeri girdiğimde sana haber vereceğim. Şifre şöyle olsun. Anneden sevgilerle. Anlaşıldı. Evet. Ne duruyoruz? Ben hazırım. Eğer bu kovalamaca beni öldürmezse senatör dostuma size bir ödül vermesini söyleyeceğim. Teşekkür ederim. Hadi o zaman gidiyoruz. Acele edin. Bugünkü gemi yolculuğu Shantung, Shanghai. Imperial Ambarı, Pekin, Çin. Hadi kaldırın şunu buradan.
Bahçe Long, Cripple kasabası, Colorado. Vay canına, şu işe bak. Cripple'daki para aklı iyice. Bunu benim için çevirirsin, öyle değil mi? Şöyle diyor, eline ne zaman geçiyor? Hepsi senin yükümlülüğünde. Başka bir deyişle, bu ödemenin makbuzu, öyle değil mi? Evet efendim. Sence bu ne zaman Cripple kasabasına ulaşır? Evet, bir bakalım. 2 gün Denver, Colorado Springs 3. Tam olarak Cripple kasabasına gitmesi perşembe sabahını bulur efendim. Güzel, bu iyi oldu. Çok teşekkür ederim Bay Postacı. Önemli değil. İsminiz Ivers, öyle değil mi? Evet, öyle. Aşağıdaki operatör bunu size yolladı. Teşekkür ederim. Brad Ivers, perşembe günü dönmüş olacak. Beni ziyaret edebilirsin. Sana zamanı söyleyeceğim, anneden sevgilerle. Bu Silver. Neden suratın asık? Bugün ödeme günü. Şimdiye kadar olan en büyük ödeme. Saatini ayarla. İşte sana Denver. İyi haberler için tam zamanında geldim. Benim haberlerim iyi değil patron. İşte bu yüzden çiplerimi oyun devam ederken sayarım. Dökül bakalım. Dayton kasabasının Şerifi Summers yarı yolda Trinidad'da benimle buluştu. Şerife yazdığı mektup Ivers hakkındaymış. Gillis değil. Mektupta Ivers'ın hükümet adına çalıştığını ve sınır kaçakçılarıyla sürekli işbirliği yaptığını yazıyormuş. Ve Gillis de Ivers ve Larry'i koruyordu. Üçlü takım desene. Olaya şöyle bakalım. Ne için bekliyorlar? Bilmek istedikleri her şeyi biliyorlar. Hayır hayır. Büyük bir ihtimalle bize kimin ödeme yaptığını bilmiyorlar. İşte bu yüzden bekliyorlar. Kabine hemen birkaç adam yolla. Larry ile yaşlı adamı buraya getir. Ivers'a söyle, onu görmek istiyorum. Ne öğrendiklerini bilmemiz çok da uzun sürmeyecektir. Bunu garanti ederiz. Hey Gallant. Burası bomboş. Terk edilmiş. Ve görünürde kimse yok. Yaşlı adam nerede? Ben uyurken kaçmış olmalı. Ben de arkasından gittim. Eğer çantaları. Çocuklar, komik olmaya başladınız. Farkında mısınız? Merhaba Kabul. Burada olabileceğini düşündüm. Evet, ben de ortağım Larry'i arıyordum. Aa, çocuklarla gitti. Silver hepimizi görmek istiyor. Bugün ödeme günü biliyorsun. Bu büyük bir ödeme olmalı. Durum iyi görünüyor. Dediğin gibi. Görünüşe göre içeride kavga çıkmış.
Lir'nin iyi olduğuna emin misin? Kesinlikle iyi. Onu kendi yoluna gönderdim. Komik, bundan haberim yok. İşte şimdi oldu haberin. Gel göstereyim sana. Belki de yaşlı adam Hanson'da kavgayı çıkaran. Nasıl görünüyor? Gayet iyi ve kusursuz. Hala etrafındakilere küfrediyor. Bütün bilmek istediğim Galant, sen ve Ivers yaşlı adamla nereye gittiniz? Sen ve Ivers yardım istediniz mi? Denemeye devam et Silver. Belki hemen ötmeye başlarım ha? İnatçı genç dostumuz onun fark ettiğinden daha fazla şey anlattı. Eğer yardım bekliyorduysa palavrası kör olabilir. Sanırım ödeme için bir sorun yok. Bu arada dostlarımızı iyi eğlendirmeye devam edin. Kabu sana iyi haberleri verdi mi? Evet verdi. Yukarıda bu güzel günün şerefine parti veriyor. Yukarı çıkıp çocuklara katılabilirsin. Ben geliyorum hemen. Teşekkür ederim. Tadını çıkar. Yeni oyun için dağıtıyorum baylar. Evet. Önce sen Kabu. Kımıldama. Silahları bırakın. Hadi çabuk. Onu çözün. Herkesin ödeme günü. Tabii bizim de. Değil mi Denver? Bu senin oyunun Ivers. Hadi kartlarını dağıt masaya. Pekala. Hepiniz tutuklusunuz. Kıpırdama. Onları kaldır. Ve hemen madenciler komitesine götür. İcabına bakarlar. Pekala kıpırdayın. Pekala kalkaya.
Seni asılman için saklayacağım. Strap bu yolu daha çok severdi. Hadi gidiyoruz. Kalk ayağa hadi. Beyler, sizinle gizli servisin bir ajanı olarak konuşuyorum. Bu adamlar kanunsuzların elebaşıdır. Bayatın, onları size teslim ediyorum, alabilirsiniz. Bunu severek yapacağım. Moore, Johnson, Henderson. Evet Larry, bu davayı kapatmanın tek yolu var. Eğer Silver Kirby buradaysa mutlaka ödemeyi almaya çalışacaktır. Çinli para aklayan çete gözetim altında. Bunu Frisco'dan öğrendim. Öyleyse ne bekliyorsun? En azından Bayan Julie kendisi için yapmak zorunda değil. Para aklayıcı bulmak kolay bir iş değil. Sence o da mı bu işin içinde? Sen de gitsen iyi olur. Ne kadar bulunduğu söylenmiyor. Eğer senin hakkında bir şey bilmiyorlarsa benim hakkımda bir şüpheleri yoktu. Benim marketimde listede olmayan altın hiç tükenmez. Özür dilerim Bay Sullivan. Ne yazık ki market kapandı. Çantayı alayım Julie. İşte ödemeleri. Hepsi de yeni çantalarda. Çok güzelmiş. Hizmet ettiğiniz hükümetin tutuklu durumundasınız Bay James C. Sullivan. Efendim, adım James Chang Sullivan. Ve sadece ana vatanıma hizmet borçluyum. Ve şu anda altın Çin İmparatorluğu'na gitmek için yolda. Hayal kırıklığına uğrattığım için üzgünüm ama altın San Francisco Merkez Bankası'nda. Dostlarımızı Madenciler Komitesi'ne alalım. Ben de Bayan Hansen'a birkaç soru sorayım. Silahını bırak Galant. Julie hayatım, çantayı alıp arkaya geç ve beni bekle. Ona çantayı ver Ivers. Julie kan döküldüğünü görmesin. Bir kadın için kan dökülmeyi görecek kadar iyi bir seçim. O benim kocam. Pekala Larry, onu götür buradan. Ben çantayı alırım. Sizler ne kadar aptal insanlarsınız. O çantada $500,000 var ve daha da fazlası geliyor. Ve iddiaya girerim, bizi Çin İmparatoriçesiyle de tanıştırırsınız. Bence de öyle. Çok kötü ellerim. Bizler birer aptalız. Fakir doğmuşuz. Ama onurluyuz. Evet, ve sanırım yaşadığımız sürece de bu kadar fazla parayı kazanamayacağız. İyi günler beyler. Yanılmıyorsam servisimiz tekrar talep ediliyor. Bakıyorum çok hızlısın. Benim görüşüme göre içinizden birinin kulağı altı patlara iyi akor edilmeli. Bu böyle devam ederse sizi komisyonun başına getirebilirim. Evet, teşekkür ederim beyler. Birimize ihtiyacın varsa işini oldu bil.